Herkese selam, yepyeni bir günden merhaba arkadaşlar. Biz bugün arkadaşlarımızla yine bir dakika size şöyle bir koyayım. Arkadaşlarımızla kahvaltıya geldik. Soruları cevaplayalım mı? Hep birlikte arkadaşlarımız da burada. Bugün böyle Irmak Kenarı'ndaki yerde güzel bir kahvaltı yapacağız. Arkadaşlarımız size selam versin. Merhabalar. Bebe, Burak. Böyle de insan bir geriliyor. Hayır canım, ne alakası? Arkadaşlar Burak gözünü hala vermedi. Öyle yani. Ama link buldu Selda'ya attı canım koçum. Evet. Ya, şu an burada kalp emojileri çıkartacağım biliyor musunuz? Ben göstereyim mi? Şimdi güzel bir kahvaltı yapıp oradan Land of Legends'a gideceğiz. Biliyorsunuz orası çok güzel ve biz çok beğenmiştik. Tekrar arkadaşlarımızı oraya götürelim istiyoruz. Öyle, bugün kameramın yine hafızası her zamanki gibi dolu olduğu için yine telefondan çekimleri gerçekleştireceğim. Artık gidince yine görüşeceğiz. Evet, kahvaltımız geldi. Şimdi afiyetle çıkacağız. Evet, biz geldik şimdi arkadaşlar. Yine saçım kurdu. Şu an Land of Legends'a geldik. Yine burası her zaman olduğu gibi kalabalık ve güzel. Bayağı güzel. Evet, çok geliyor. Buran dediği şu an doğru çıkıyor gibi bir şey yalnız. Tabii. Sen demiştin ya herkes kapıları açsa klimayı. Şu an burası biraz esiyor da. Burası fast food corner'a mı gidiyor? Bana öyle geldi. Yani öyle yapmayalım ya. Aç mıyız? Hayır, açsın. Hani döneriz. Döneriz tamam. Yani. Döneriz. Çok sıcak be. Evet, sıcak ya. Burak bak, tam sen hiç yollamadın. Ne? Aa evet. Kutup ayılı falan böyle. Çok güzel. Yavaş. Buraya gel, buraya çık, burada al sıra. Şimdi gidiyoruz, yengen yiyeceğiz, yengen. Hadi ben de seni çekeyim mi biraz aşkım? Aşkım. Evet, şimdi artık yavaş yavaş gidiyoruz evimize. Daha doğrusu önce yemek yemeye gideceğiz. Oradan sonra da gezeceğiz. Çok güzel. Merhaba. Şimdi biz Bursa'ya gidiyoruz. Pembe, Burak, ben ve oğlumla birlikte Bursa'ya gidiyoruz. Neden? Bursa'da bizim düğünlerimiz var. Düğünlerimiz başlıyor. Ailemizi çok özledik. Ondan sonra hem onlarla vakit geçireyim dedik, hem arkadaşlarımı görmek istiyorum. Şimdi yola çıktık. Antalya'dan çıkmak üzereyiz. Şunu açayım bir dakika. Şimdi yolda çok güzel yerlere uğrayacağız arkadaşlar. Hatta ben baksam lavanta bahçeleri duruyorsa onu bile görebiliriz. Çünkü yolumuzun üstünde önünden geçeceğiz. Belki Salda Gölü'ne uğrarız, Sparta'ya uğrayacağız. Böyle çok güzel bir yolculuk olacak. Biz de dedik ki neden bugünü video çekmiyoruz. Umarım sizler de bizimle birlikte çok güzel keyif alırsınız arkadaşlar. Şimdi yoldayız birlikte. Sizlerle bugün bakalım neler yaşayacağız, birlikte göreceğiz. Evet, şimdi arkadaşlar şöyle sadece güllerin olduğu bir yere geldik. Sparta'dayız. Biraz buradan hediyeler, bir şeyler alalım dedik. Ben şöyle gül suyu falan alacağım. %100 saf gül suları var. %100 gül suyu diyor. Bunu alacağım herhalde ben. Bakacağım. Nasıl? Ne oldu? Tamam, ben su alacağım. Böyle her yer boylu boyunca sadece gül, yani gül. Ben şunu merak ettim. Bunu alacağım sanırım ama jelmiş. Böyle sprey olsa daha iyi olabilir. Şöyle bayağı güzel bakar mısınız? Her yer sadece gül. Sadece gül yani. Her şey gül kokulu. Çok güzel bakar mısın? Pardon anneciğim. Pardon canım, basit bir çok şey değil. Tabii. Mükemmel. Hadi biz de bir şey alalım. Tamam, sana zaten. Sen olmazsan
Evet arkadaşlar, şimdi aracımızda ufak bir arıza oldu. Bu yüzden Isparta'da sanayiye geldik. Aracın 2 saatlik falan bir işi var. Biz de şöyle burada oturacağız. Arabada şurada yapılacak. Biz de şurada biraz oturacağız. Gölgede biraz derik dinlenelim. Öyle yani. Şanssızlık işte. Biz de biraz belki de Isparta'da gezeriz, bir şeyler yeriz falan. Ay. Ondan istiyorsun sen onu. Ne istiyor? İçinde oyuncakları var ya. Neyin? Şeyin dolabının. Aa. O yüzden onu istiyor. Tamam, getirecek. Onu mu getirdi? Oyuncakları var çünkü çocuğun, haklı. Getirecek. Onlar bizim. Bakın ben de burada. Bayağı güzel bir yere benziyor. Size de göstereyim. Burası harika bir yer. Burada zaten çocuğa gelecek yerler varmış. Aferin anneciğim. Adam burası çok güzelmiş. Baksana. Evet. Ama ben burada yüzebilirim. Yüzülmüyor diyorlar ama bakalım su nasıl. Su güzelse yüzersin, tamam mı? Tamam. Ama yalnız olacağım. Tamam. Vallahi kaç senedir buraya hep gelmek istemiştim arkadaşlar. Gerçekten bugüne kısmetmiş. Alp de trip atıyor, diyor ki ben hiç görmedim, sen gittin falan. Artık hayatım, sen bu videoyu izlersen artık beni daha önceden gitmen gerektiğini bilmeliydin yani. Ben çünkü gerçekten çok uzun zamandır istiyordum buraya gelmeyi. Adana bakar mısınız? Evet, bakar mısınız? Buraya şey diyorlar, Türkiye'nin Maldivleri diyorlar. Çünkü kum bembeyaz, su masmavi ve çok muhteşem gözüküyor. Su galiba soğuk gibi geldi ama şurada biraz yüzenler var. Şimdi biz de bakıp size fotoğraf falan çekiliriz. Çok da güzel bir yer. Gel bakalım annem. Evet. Ne kadar sert. Bu şu an yer kum değil. Kum ama çok sert bir kum. Yani taş gibi bir şey. Bakalım, ayağımızı sokalım bakalım. Hadi gel annem. Annem sen ne yaptın böyle kendini? Paçalarımı toplayayım. Suyun altındaki kum gerçekten çimento gibi ve bataklık gibi yani. Bastığım yerden böyle o kadar içim gıcık gıcık olur ki, bir de çıkan kumu size göstereyim. Şöyle gri, böyle şey gibi, bildiğiniz çimento gibi bir kum çıkıyor içinden. Çok garip gerçekten. Bir de burası normalde aslında altı çok net gözüken bir yer ama şu an bir tık çamurumsu olmuş, nedenini anlayamadım. Ama normalde burasının altı çok net gözüküyor. Burada yüzülüyor. Bu yüzden birkaç kişi var. Bu sahildeki kumdan şey gibi, çakıl taşı gibi bir şey. Çok sert bir kum. Ama güzel, bence görülmeye değer bir yer. Bence gelin yani. Bu kadardan bir şey olmaz. Yo, teşekkür ederim. Oya zarar var mı? Şimdi oturduk biraz burada, bir şeyler böyle içelim falan dedik. Eğer güzelse yemek falan da yiyebiliriz. Pembeyi göremedim. Pembe magnet falan bakıyor. Çok yoruldum. Yorulduk, ateş kaldı. Burası çok güzelmiş.
Yalnız Antalya'dan sonra burası nasıl esiyor değil mi? Ya sen ne diyorsun? Vallahi bir daha da geleceğimi düşünmüyorum. Ya aşk olsun, Kasım'da demiştik. Evet, hava serinleyince geliriz. Aynen. Ama bu sıralar değil. Afyon'da bir mola vereceğiz, bir yemek yiyeceğiz çünkü karnımız çok acıktı. Bir mola verelim, yemeklerimizi de bir güzel yiyelim. Acıktık, hiçbir şey yemedik yani. Sabah çıktığımızdan beri bir tek simit yemiştik. Öyle çıktık işte, yolda aldığımız birkaç abur cubur falan filan. Arabayı da ona satacağız. Arkadaşlar, yolda yürürken çok değişik bir yer gördük. Şimdi buraya bakmak istedik. Bir iki ailede bakıyordu. Şimdi size de göstereyim. Böyle değişik bir yere geldik. Böyle bir alan var. Ama ne yani, bu su değil. Hani değişik bir şey yani, anlayamadık biz de. Bataklıkta gibi geldi. Aden yavaş. Aden yavaş. Arkadaşlar, sanırım burası görmüş ve çekilmiş yani. Çok garip. Şu dingili yüzünden biz merak ettik. Sanki bilemedim ya. Garip yani. Anne. Ya çok kırıldı. Yumuşak yani, farklı. Kırıldı mı? Hadi gidelim artık. Değişik ama yani hani kumu farklı. Baksana kumun hani, baksana değişik yani. Burada keçi vardı. Bulak. 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 Ben kahvaltı dahi etmedim. Saat şu an 8:30 ve kahvaltı bile etmedim ben. Şimdi hemen yemek yemeye giriyoruz. Arkadaşlar, şimdi şöyle bir şeyim var. Biz yaklaşık 10 saattir yoldayız ama şu an Antalya'dan sadece 3 saat uzaklaşmışız. Ve şu an hepimiz şoktayız yani, biz ne yaptık? Anlamadık. Bir yerde yuvarlak mı çizdik sürekli? Hiç anlamadık yani. Sadece Antalya'dan 3 saat uzaktayız şu an. Sabah 9, sabah 11'de çıktık. Şu an saat 9:30. Görebilirsiniz. İnanılmaz bir şey. Yani inanamıyorum. Sen çok gezdik azıcık. Ondan hep arkadaşlar söylemesin ayıp. Gezdik. 3 saat falan gezdik ama 7 saat temizliğin ne yaptığımıza bu fark değil. Bak şimdi. 3 saat Burdur'a. 1 saat Salda Gölü'ne 4. 1 saat dönüşü 5. Isparta 1 saat vakit harcadık 6. Ondan sonra ne söylemiştin? Yoktu ki başka. Hayır, vardı. Bir daha alıyorum. Şimdi 3 saat Burdur'a. Ondan sonra 1,5 saat Salda Gölü'nde vakit harcamışız. Buçukta Salda şey Isparta'dan orayla kafama denkliğe kadar 2 saat. Tamam, 2 saat. Ondan sonra orada 1,5 saat geçti. 3,5 saat. Oradan Burdur'a geçtik. 1,5 saat daha. 1,5, 5 saat. Orada harcadık. 1,5 saat, o 6,5 saat, dönüşüyle beraber 7,5 saat. 7,5 saat oldu, benzinliklerdi falan da filandı, bir saat oldu, 8,5 saat. 11'de çıktık, 8,5 daha 11, 19,5, 20. Bir saat geldi. Bence bir saate benzinliklerde harcadık. Evet, durduk ya sağda solda. Ben tam hesaplamıştım. Benzinliği de söylemişsin. Kahve falan aldık, benzinliğe girdik. 2-3 kere tuvalet denemesi yaptık. Girdik, çıktık, pisti çıktık falan. Pisti ama. Opet. Ayrıca reklam oldu. Opet'e. Reklamlar. Tamam arkadaşlar, biz gece çok çok geç geldik. Geldiğimiz gibi de hemen yatıp uyuduk. Ben sabah 8.30'da kalktım yani. Saat 4.30-5 gibi yattık desem sabah 8.30'da yine kaldırdı beni oğlan. Ama yataktan kalkmadım. Uyandım ama hani işte onu su getirdim, yemek getirdim falan. Hep yattım ettim falan. Şimdi saat 12.30 olmak üzere, kahvaltı yapacağız. Sonra muhtemelen hepimiz kendimize duşa atarız. Sonra biraz dinleniriz. Ondan sonra bir ufak bir benim işim var. Onu bir halledeceğim, geleceğim. Yemek hazırladık, yedik. Üye. Arkadaşımız var, o da şu evde. Burası benim eski evim arkadaşlar. Çok duygusalım. Çok mutsuzum şu an. Aşırı duygusalım. Kalktığımdan beri evimi izliyorum böyle gerçekten. Aden de diyor ki, anne diyor, orası diyor bizim evimiz değil mi diyor. Gel evimize gidelim, eski evimize gidelim diyor.
Diyorum ki orada başkaları oturuyor artık diyorum. Kim onlar diyor, Mehmetcan mı diyor. Onun bir arkadaşı var da Mehmetcan diyor. Öyle buradaki anılarım, hatıralarım böyle gözünün önünden böyle geçti yani. Çok duygulandım. Öyle bugün işte akşam işte arkadaşımıza gideriz. Çay kahve içeriz, o zaman annem gelecek beni alacak. Perşembe günü kuzenimin kınası var. Yarın ona bekarlığa veda yapacakmışız. Öyle bir mesaj geldi şimdi. Öyle yani arkadaşlar. Bugünü artık kapatacağım. Size çok seviyorum. Bu videomuzu bitirelim. Zaten şu an çok duygusal. Devam edemeyeceğim herhalde. Sizleri seviyorum. Takipte kalmayı ihmal etmeyin. Öpüldüğünüz, görüşürüz.